Netbolnet'ten herkese merhaba. Yusuf Kenan Çalık'la beraber bugün dilimiz döndüğünce futbol konuşmaya çalışacağız. Ama dün akşam çok güzel bir geceydi. Tam anlamıyla futbol akşamıydı. El Clasico vardı. Türkiye Kupası vardı. Daha sonrasında Juventus maçı vardı. Kulüpler Dünya Kupası maçı vardı. Çok fazla seçenek vardı. Hangi birine yetişeceğimizi şaşırdık ama güzel bir akşam oldu. Ben de izleyebildiğim kadarını izlemeye çalıştım. İstersen Türkiye ile mi başlayalım? Ronaldo'yu mu konuşalım? Nasıl istersen, hepsi uyar. O zaman Türkiye ile başlayalım. Tamam. Yavaş yavaş, çünkü derbi de yaklaşıyor. Pazar evet. Günü Fenerbahçe Beşiktaş'ı konuk edecek. Kupa maçları bitti. Son hazırlıklar artık. 2 gün daha çalışacak kulüpler. Ve daha sonrasında derbiye geçecekler. Nasıl bir derbi bekliyorsun? Onunla başlayalım. Gollü bir derbi bekliyorum açıkçası. İki takımın da form grafiği ve hücum hattındaki o etkinliği beni biraz gollü derbiye doğru itiyor. Savunma kurgusu nasıl olacak Fenerbahçe'nin? Tabii o en büyük merak konusu. Çünkü Sadık sakatlanmadan önce aslında Serdar'la birlikte ideal ikiliyi bulmuş gibiydi Fenerbahçe. Her ne kadar hani Ersun Yanal'ın ilk baştaki kafasındaki ikili olmasa da Zanka'nın yerini almıştı. Acaba Zanka'yı mı oynatacak? Yoksa Luis Gustavo ya da Jailson'u mu oraya çekecek? Tıpkı Galatasaray derbisinde Jailson'u çektiği gibi. Onu merak ediyorum açıkçası. Çünkü hocanın kafasında da belirli bir oyun planı var ve bu oyun planı özellikle büyük maçlarda ya da deplasmanda çok ciddi önlemler içeren bir oyun planı. Ve bunun içinde eleştiriliyor. Daha fazla risk alabilir olması yönünde. Belki Beşiktaş karşısında yine aynı önlemleri görebiliriz. Ama bu önlemler size sonuç getirir mi? Ben çok inanmıyorum. Daha kendi sahasında Fenerbahçe'nin biraz daha topa hakim olacak ve oyunu yönlendirecek bir oyun oynaması gerektiği kanısındayım. Beşiktaş'a bakacak olursak, Beşiktaş'ta da bir seri yakalanmıştı. Çok iyi oyun olmasa da kazanma galibiyeti, üst üste alınan 3 puanlar Beşiktaş'taki o havayı, o olumsuz havayı dağıtmış. Abdullah Avcı'nın da üzerindeki baskıyı biraz azaltmıştı. Büyük takımlarda baskı hiçbir zaman sıfır olmaz. Baskıdan hiçbir zaman tamamen kurtulamazsınız. Ama en azından şundan kurtulmuştu Abdullah Hoca. Sezona başladık, oyun yapısını değiştirmeye çalışıyoruz. İşler sportif anlamda, skor anlamında çok iyi gitmiyor. Ne yapacağız acaba? Daha fazla zaman tanınacak mı? Çünkü Ahmet Nur Çebi de seçildikten sonra hani çok uzun vadeli bir sürede tanımamış gibiydi. Devre arasına kadar hocamızla birlikteyiz dedi ilk açıklamasında. Bu da çok uzun bir vade değildi. Ama çok iyi toparladı ve oyun açısından tabii geliştirilecek noktalar olsa da Beşiktaş için o form grafiği önemliydi. Ama yeni Malatyaspor maçı şunu da gösterdi. Üretmekte kapanırken karşındaki takım, Beşiktaş da zorlanıyor. Kanatlardaki o hücum varyasyonları, hocanın da çok sevdiği o kanattaki hareketlilik yeterli olmadı yeni Malatyaspor karşısında. İlginç bir derbi. Ben gollü bir derbi bekliyorum. Yani tabii hem golcüler açısından çok başarılı iki tane gol ayağı var. Bir tarafta Vedat Muriç, bir tarafta Burak Yılmaz. Onlara kim destek verecek? En önemli nokta o. Yani şimdi onlar gol atabilir. Yani gol atma ihtimali tabii en yüksek oyuncular, santrafor oldukları için, ama iki takımın da onların haricindeki golcülere, onların haricindeki skor yüküne ihtiyaçları var. Şu ana kadar ikisi de çok net bir şekilde bulabilmiş değil o desteği verecek oyuncuları. Hani Beşiktaş'ta Diaby mi, işte Enkudu sakatlığı vardı ama Enkudu mu, Yayiç mi bunu yapacak? Hani kim destek verecek? Umut biraz zaman zaman çıkıyor, sürpriz goller atıyor. Güven'den hiç beklediği katkı alamadı. Lens bir var bir yok tam olarak belli değil. Fenerbahçe'ye bakıyorsun, Geri Rodriguez çok net pozisyonları kaçırıyor. Victor Moses sakatlanana kadar hiç neredeyse verim sağlamadı. Max Kruse'den gol konusunda beklenti çok düşük artık. Belki asistleriyle ön plana çıkıyor ama orada da ya Serdar Aziz çıkıp ekstra bir katkı sağlıyor. Ya da işte orta sahadan Ozan'ın desteği var. Kolay değil hani bu iki takımın da bence asıl golcüleri haricinde en azından sezon içinde 7-8 gol atabilecek ikinci, üçüncü, dördüncü oyunculara ihtiyaçları var. Onları bulabilmiş değiller. Belki bu maç onları bulma maçı olabilir. Öyle düşünebiliriz. Tabii aslında çok ilginç bir lig de yaşıyoruz şimdi bu haftaya gelene kadar. Alıp başını gitmiş bir Demir Grup Sivasspor var. Dolayısıyla bu maç ekstra bir önem de taşıyor. Hem derbi hem de zirveden uzaklaşma, yakınlaşma adına çok da önemli bir karşılaşma olarak ön plana çıkıyor. Fenerbahçe
iç saha avantajı sebebiyle ben derbiler evet ortadadır ama 51'e 49 diyorum en azından yine. Fenerbahçe lehine yazıyorum orayı. Çünkü zaten Fenerbahçe'nin iç sahada ne kadar etkili, iyi başladığını biliyoruz. Deplasmanlarda bu sezon çok iyi performans gösteremiyor Fenerbahçe. Aslında geçen sezondan da gelen bir süreç bu. Bu sezona da devam ediyor yine Ersun Yanal yönetiminde. Ama bir kırılma maçı olarak her iki takım için de görebiliriz. Savunmadan bahsettin. Savunmayı ben en azından şu an için iki gün var ama beklediğim ikili Zanka ve Serdar ikilisi olacaktır diye tahmin ediyorum. Sezon başında itibaren Jailson'la Zanka oynadı. Aslında biz Ersun Yanal'la da konuştuğumuzda bu ikiliyi çok da tutuyordu diyelim. Serdar'ın biraz sakatlığı vardı. O yüzden de riske etmek istemiyordu. O ikiliyle başladı. İyi götürdü. Ama daha sonra Serdar gelince sonuçta stoper orijinli bir oyuncu. Jailson'un mevkisini oraya aldı. Stoper bölgesine geçti Serdar. Dolayısıyla Serdar'ın kesin olacağını söyleyebiliriz ama yanında ben Zanka'yı da bekliyorum. Stoper ikilisi olarak. Bu şekilde Fenerbahçe'nin sahaya dizilip tabii Hasan Ali yok. Sol bekte Dirar olacaktır. Sağda yine İsli olur. Deniz denenir mi? Hani kupada olduğu gibi. Yani öyle bir ihtimal doğar mı? Çünkü Caner için böyle bir şey yapılmıştı. Caner'le Deniz tam olarak aynı profilde oyuncular olmasa da acaba hani sol ayaklı bir oyuncu oynatmayı tercih eder mi? Çünkü mevki olarak Dirar oraya kaydırdığı takdirde sağ kanatta da bir eksiklik hissediyor. Doğal olarak iki kanadı da daha az işler hale geliyor Fenerbahçe'nin. Acaba öyle bir denemede bulunur mu? Tabii derbi mücadelesi olduğu için zor bir ihtimal ama. Zor. Ben Deniz'in o bölgede oynayacağını düşünmüyorum. Ve kupada oynamasının sebebi bence risk alınabilecek bir maçta. En azından oyuncuların yönlerini genişletebilmek için. Bakalım Deniz'i de solda oynatabilir miyiz'i görebilmek için bence oynadı Deniz o bölgede. Dolayısıyla Dirar yine sezon başından olduğu gibi sol bekte çıkacaktır. İşte yani Fenerbahçe için belki bu sezonun en büyük sıkıntılarından bir tanesi ikinci bir sol bekinin olmaması ya da genç oyuncularına çok fazla güvenmemesi Ersun Yanal'ın ve aslında sağ bek sıralamasında bir numara olan Dirar'ın devamlı solda oynaması, böylece iki kanadında sıkıntı yaşaması. Sadece o değil, bence orta saha ile ilgili de buradaki tercihler önemli olacak. Hani orta saha içinde Rodriguez'in olmadığını düşünürsek hangi üçlüyü tercih edecek ya da hangi ikiliyi artı bir tane ofansif oyuncuyu tercih edecek? Max Kruse'nin eleştirildiği bir dönemdeyiz ki bir tane fotoğraf gördüm sosyal medyada. Ben o kadar fark etmemiştim açıkçası ama iki fotoğrafı yan yana koyunca geldiği kilodan mı bahsediyorsun? Evet, geldiği günkü fotoğrafla şimdiki fotoğraf arasında inanılmaz bir fark var. Evet, oyuncular buraya gelince o profesyonel yapılarından biraz ödün veriyorlar. Bunu hani birçoğunda gördük ki ben Fenerbahçe bölgesinde çok takıldığım, zaman geçirdiğim için zaman zaman Fenerbahçeli oyuncularla karşılaştığımız oluyor farklı yerlerde. Görebiliyoruz yani. Daha sosyal bir hayatları var belki. Hani çok ciddi kalınlaşmış. Evet, ben de fark ettim. Yani Max Kruse'nin ilk maçlarını hatırlıyorum ki Fenerbahçe'nin sezon başındaki ilk maçlarında çok hareketli, çok hücuma çok hızlı geçiş yapan bir yapısı vardı. Yani Trabzonspor maçının ilk dakikalarını hatırla. İnanılmaz derecede hızlı çıkan ve hızlı çıkarken dikine hızlı çıkabilen, hani böyle hoş gelen, göze hoş gelen bir oyun oynayan bir Fenerbahçe vardı. Artık o hızlılığını, o geçişteki süretini biraz kaybetti. Tabii sadece Max Kruse üzerinden bakmamak lazım. Diğer oyuncular için de geçerli ama yani Emre, Luis Gustavo ikilisi bazı maçlarda çok gerekli. İç saha maçlarının çoğunda çok gerekli ama mesela Sivas deplasmanında o kadar da gerekli değil. Sanki biraz daha lükstü. Burada biraz daha oyunu hızlandırabilecek. Belki biraz daha mücadeleci olabilecek. Çünkü Emre'nin de artık o konularda biraz yetersiz kaldığını, yaş itibariyle fiziksel durumunun düşmesiyle birlikte. Luis Gustavo için de aynı şey geçerli bu arada. Luis Gustavo buraya transfer olduğunda Marsilya ile haşır neşir olan muhabir arkadaşlar hani nasıl bir rolde oynatmayı düşünüyor Fenerbahçe diye sormuşlardı. Ben de hani defansif orta saha 6 numara olarak veya 2 defansif orta sahanın bir tanesi olarak diye cevap vermiştim. Onlar da hani 90 dakika aynı ritmi çıkartamayabilir. Hani o eski oyun volümü, oyun devamlılığı Luis Gustavo'da yok. Acaba stoperde denerler mi diye sormuşlardı. Ben de çok zannetmediğimi dile getirmiştim ama dedikleri de biraz çıkıyor yani. Maç içinde Luis Gustavo'nun çok iyi olduğu dönemler oluyor. Evet. Bir 10-15 dakika. Sonrasında çok ciddi anlamda sanki geri dönmekte zorlandığı oluyor. Beşiktaş'ın da bu konuda orta sahada hem Atiba'nın hem Elneni'nin çok
kendilerini gösterdikleri, hissettirdikleri bir orta saha olduğunu göz önünde bulundurursak bu konuda da belki Fenerbahçe eğer doğru tercihler olmazsa orta sahada sıkıntı yaşayabilir. Evet. Beşiktaş'ta da tabii sen de biraz önce bahsettin. Kapanan takımları açma konusunda biraz problem yaşadığını Malatya maçında gördük. Evet. İyi bir seriyle geldi. Serisi sona erdi kendi evinde. Deyim yerindeyse yani Malatya iki ucuma çıktı. Daha doğrusu o değişiklikle beraber iki golü buldu ve maçı kazanan taraf oldu. Beşiktaş'ın işte kanat varyasyonları söylediğin bahsettiğin. Caner'le veya sağ taraftan Lens mi olur, artık Diaby mi olur? Ona artık tabii karar verecek Abdullah Avcı ama... Hepsi çok kritik tercihler aslında. Aynen öyle. Yani keşke öyle yapsaydım diyebileceğin tercihler. Bu bütün oyuncular için geçerli. Mehmet Kansu 3-3 biter demiş. Yani gollü dedim de bilmiyorum o kadar gollü olur mu? Ama Zanka meselesinde Fenerbahçe hani ben tercih olarak evet olabileceğine katılıyorum. Ama olmaması gerektiğini de hani düşünüyorum. Çünkü ya ben uzun zamandır hayatımda ilk kez büyük bir takımda baskı yokken ayağındaki topu rakibe doğru pas atan bir oyuncu gördüm. Milli takım stoperi Zanka normal koşullarda, milli takım rotasyonunda evet. Danimarka'da şaşırtıcı. Tabii yani. Bu arada Adil Rami'yi hiç düşünmüyoruz. Öyle de bir durum da var. Dün kupa maçında oynadı. Beğenen de oldu, beğenmeyen de oldu Adil Rami'yi. Şu an için... Rakibe göre de bakmak lazım. Çünkü İstanbulspor ikinci yarı tamamen teslim olmuş bir şekilde maçı sürdürdü. Hiç neredeyse hata bile yoktu yani ikinci yarı İstanbulspor'un. Öyle bir rakip de vardı karşısında. Ona göre oynadı tabii de. Şu an için Süper Lig'de Beşiktaş derbisiyle en azından 11'e çıkacağını ben düşünmüyorum Adil Rami'nin. Ben de düşünmüyorum. Yani Adil Rami'nin şu an Fenerbahçe stoper rotasyonunda çok ön plana çıkabileceği de kanısında da değilim. Zaten gelirken çok doğru tercih mi diye tartışmasını da yapmıştık burada. Evet. Pek öyle olmadı da ortaya çıktı. Açıkçası hani ya transfer meselelerinde işte Ersun Hoca, Komolli eleştiriler yöneltiliyor. Bazı oyuncular tutmadı. Tutmayan oyunculardan bir tanesi de Adil Rami. Biraz geç geldi tabii. Ama yapı olarak da Adil Rami'nin çok hani böyle Fenerbahçe savunması için ideal bir isim olduğunu söyleyemeyiz. Çok iyi bir dönemi oldu. Pik yaptığı bir dönem oldu. Marsilya ile UEFA Avrupa Ligi finaline kadar yükseldikleri sezon gerçekten çok iyiydi. Daha öncesinde de çok iyi dönemler geçirdi. Gerek Lille'de gerek İspanya'da. Ama son 1-1,5 senedir futbol açısından çok geriledi. Evet. Kişisel sorunları çok ön plana çıkan bir oyuncuydu. Burada da şaşırtıcı çünkü tecrübe olarak Fenerbahçe'nin şu anki stoperleri arasında en tecrübeli oyuncu. En fazla uluslararası tecrübeye sahip olan oyuncu. Buna rağmen 5. 6. sırada olması stoper tercihinde yani normal koşullarda Serdar Zanka ya da Serdar Jailson mu? Yok. Sadık ikilisi düşünülürken Jailson'un, Luis Gustavo'nun, Zanka'nın ardından geliyor. Evet. Adil Rami. O da şaşırtıcı. İsim itibariyle, kariyer itibariyle biraz şaşırtıcı. Evet, derbiye 2 gün var. Bakalım nasıl bir kadro ile çıkacak iki takım da. Onu göreceğiz. İstiyorsan biraz Avrupa'dan konuşalım. Gösterelim mi? İşte bu adam. Göster. Buraya mı? Buraya. İşte bu adam dün uçtu. 2.56 metreye ulaştı attığı golde. Yani ben herhalde bunu sadece basketçilerde gördüm. Geçen gün Utah Jazz'in yıldızı Donovan Mitchell bir böyle yükselerek iyi bir smaç neredeyse serbest atış çizgisinden yükselerek vurmuştu. LeBron James yapıyor bunu. Bir de şimdi Ronaldo'yu gördük. Yani yaşlandıkça yıllanıyor gibi bir tabiri kullanabiliriz herhalde onun için. 34 yaşında bu kadar hani fiziksel olarak etkin olması çok şaşırtıcı. Oyuncular zaman geçtikçe oyunlarını daha ekonomik oynamayı ve işte birçok örneği var. Lothar Matthäus, Andrea Pirlo, topu yönlendirme, tecrübelerini sahaya yansıtma şekilleri farklıydı. Cristiano Ronaldo'nun fiziksel gelişimi de ve değişimi de çok enteresan. Hani kas kütlesiyle ilgili yaptığı analiz ve tabii ki ekibinin yaptığı analiz. Sonrasında spor yapma şeklini değiştirmesi, antrenman yapma şeklini değiştirmesi, yaşa göre kendini adapte etmesi ve fiziksel olarak seviyenin hiç düşmemesini sağlaması. Yani bu sadece bu da değil. Tabii nazar değmesin ama hiç de sakatlanmıyor. Yani böyle 3 ay, 6 ay, 1 sene işte burada yükseliyor. Uzun sakatlık görmedik. Bu normal bir şey değil. Hani acayip bir şey gerçekten. Evet yani bu normal insanlarla kıyaslanacak bir şey de değil. yani sadece o değil. O,
o kadar uzun süre havada kalıyor ki. Evet. Hani asılı kaldı denir ya. Sanırım 48 saliseymiş. Evet. Yani asılı kaldı denir ya, spikerler çok kullanır. Yani bundan sonra kullanmak için bu seviyede bir şeyler olması, aha, gerekiyor. Gerçekten olağanüstü bir vuruş. Nefes. Ve uzaya giden ilk Portekizli diyebilir miyiz? Diyebiliriz, güzel. Uzaya giden ilk Portekizli belki vardır, bilmiyorum ki, astronot var mı acaba? Bilmiyorum. Astronot Portekizli hatırlamıyorum. Hadi diyelim ilk olsun. Yoktur herhalde. Ama olağanüstü bir gol. Tabii bu çalışmanın eseri. Hani şimdi, hı-hı, diğer futbolcular niye yapamıyor? Belki fiziksel özellikler herkese aynı işte sıçrama yeteneğini sağlamıyor ama nihayetinde sıçrama yeteneğinin yanı sıra bir de çalışmanın ürünü var. Evet. Bu da ayrı bir profesyonellik. Yani, hı-hı, devamlı kazanma isteği. Sadece bu değil. Hani bu bir seferlik bir şey de değil. Tabii tabii. Hani Real Madrid formasıyla attığı goller, Juventus attı, röveşata var. Juventus'a Manchester United'a karşı atmış olduğu kafa golü var. Orada, hı-hı, 2.90'a çıkıyor. Yani 2.44 olduğunu düşünürsek üst direğin, hı-hı, hani üst direğin göğsünün ortasına doğru geldiği bir seviyeden bahsediyoruz. Yani olağanüstü bir performans. Helal olsun. Gerçekten keşke hani birçok oyuncu da görsek bu profesyonelliği ve isteği. Ya biraz da örnek olması lazım. Çünkü, hı-hı, takımındaki birçok oyuncu aslında potansiyeli olan, mesela Rabiot arkasında koşuyor. Potansiyeli olan bir oyuncu, çok ciddi bir orta saha oyuncusu olabilir ama işte o çalışma, o hedef koyma, azim konusunda eksikler yaşayan böyle canlı bir örnek var. Evet. İlham almak gerekir diye düşünüyorum. Tabii bu arada Merih'e de değinmek gerekir. Son 2 maç, 3 maçta Şampiyonlar Ligi ile beraber. 3 evet. maçtır formayı aldı, 11'de oynuyor. O da artık çalışmanın meyvelerini topluyor diyebiliriz. Sarri'nin de bir açıklaması vardı. Antrenmandaki o yüksek motivasyonunu gördükten sonra böyle bir oyuncuyu sahaya atmamak olmaz tarzı bir açıklaması var Sarri'nin de. O da formasını aldı. Çok çok tabii, iyi oynuyor bu arada. Delih'le kıyaslanıyor ama tabii şöyle bir şey var. Delih geçen sene Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ta neler yaptığını biliyoruz. Tabii ki tecrübesi daha fazla olduğu için ben en azından öyle düşünüyorum. Delih tercihi sezon başında Sarri açısından, şu an kendimi Sarri'nin yerine koyuyorum ve Merih mi Delih mi, ben de tabii ki Delih'i tercih ederim. Çünkü geçen sezona bakıyorum, Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'la yarı finale yükseldiler. Evet. Tottenham maçı sadece işte son dakikada Lucas Moura'nın attığı golle elendiler. Belki de finale çıkacaklardı. O takımdan aldığınız bir oyuncu elbette ki ben de Delih'ti oraya koyardım ama işte daha sonrasında çalışarak o da formasını almış oldu. Çok iyi oynuyor. Bir de çok olumlu bir agresifliği var. O agresiflikten kastım topa olan agresiflik. Yani müdahalelerindeki agresiflik. Çok otoriter. Hani kendini gösteriyor. Yaş itibariyle Serie A'daki birçok savunmacıdan daha az tecrübeye sahip olmasına rağmen sanki yıllardır Serie A'da bir takımın formasını giyiyormuş gibi oynuyor. Merih açısından bence Türk futbolunda son dönemlerde olgunluk açısından çok hızlı olgunlaşan İki futbolcu var. Hani 2.5 diyelim, Cengiz'i de katıyorum bunun, hı-hı, içine. Birisi Meri, birisi de Çağlar. Tabii. Ve Çağlar bunu forma sırasını bekleyerek yaptı. Yani o da bizim futbolcularımız için duygusal anlamda zor bir şey. Çünkü, hı-hı, başaramadım hissiyatına çok çabuk kapılıp geri dönme istekleri ya da transfer isteği olabiliyor. Evet. Çağlar böyle olmadı. Orada hani tecrübe edindi. Bu iki futbolcu için de çok önemli bir gelecek kendilerini bekliyor. Meri açısından da eğer böyle oynamaya devam ederse muhtemelen Juventus'ta kalır ama etmezse de transfer ihtimali çok yüksek. Tabii. Çağlar için de hani City başta olmak üzere birçok takım konuşuluyor. Yine az önceki örnekten çıkalım. Hani Cristiano Ronaldo örnek olması, ilham alınması gerekiyor denilmişti. İşte belki de şimdi 15-16 yaşındaki futbolcularımız için, futbolcu adayları için Merih ve Çağlar da örnek alınması gereken davranışlara imza atıyorlar. Merih'in kariyer yönlendirmesi açısından hani profesyonelce kariyer yolunu çizmesi çok önemli ve bence çalışma azmi olarak da hani kendisine koyduğu hedefler açısından da çok önemli, hı-hı, yerlerde. Çağlar için de az önce belirttiğim gibi sadece çalışma ve profesyonellik değil, aynı zamanda oynamadan da o profesyonelliği kaybetmemek açısından önemli. İlham alınması gereken iki tane, artık genç demeyelim ikisi için de, iki tane çok iyi stoper oyuncumuz var. Aynen öyle. Bu konuda da açıkçası oldukça mutluyuz. Bizim ligde olsa hayırlı kuyumculuk. Bizim ligde olsa reklam yaptım. Bizim ligde olsa tek ayağıyla düşüyor çünkü orada Cristiano Ronaldo. Evet. Bizim ligde olsa oyuncular bağlarını kopartır demiş. Sadece bizim ligde değil yani birçok oyuncu orada o kadar yüksekte
çok dengesiz bir düşüş de yaşayabilirdi. Hem düşüş olağanüstü bir şey. Hem de bu arada o kadar yükseldikten sonra dengeli bir şekilde evet, topa vurmak da oldukça önemli. Muhteşem yani. Ozan Kabak evet bu arada Ozan Kabak'tan da bahsedilmiş. Evet. O da dün gol attı. Aynen öyle. Onun için de aynı şey geçerli. Belki hani 3 tane stoperimizde. Bunun içine Mert Çetin de koyalım o zaman. Evet Mert'i de koyabiliriz. Yani bir dönem stoper bulmakta zorlanıyordu milli takım. Tabii. Şimdi aynı şeyi golcüler için bekliyoruz. Biraz Kaan Ayhan var bu arada tabii. Evet. Alttan gol biraz daha santrafor çıkartabilirsek daha iyi olacak. Aynen öyle. Dün akşam tabii iki önemli maç daha vardı. Liverpool artık bakalım tüm kupaları kazanabilecek mi bu sene? Biraz önce de seninle onu konuştuk yayından önce. Şimdi Kulüpler Dünya Kupası hedefinde bir maç kaldı. Tarihin Flamengo var karşısında. O da bu sene çok formda. Hadi yani... bu sene şampiyon olduklarını varsayalım. Hı-hı. Çünkü çok ciddi bir puan farkı var. Leicester'ın da çok düzenli bir şekilde takip edebileceğini düşünmüyorum. Şampiyonluğu elde ettiler. Geçen sezon Şampiyonlar Ligi'ni kazandılar. Şimdi bu kupayı Flamengo'ya karşı kazandıklarını varsayalım. Bunlar hepsi varsayım. Tarihin en iyi takımları arasına girer mi? Hep hani Barcelona'dan bahsedilmişti. Guardiola'nın Barcelona'sı çok dominanttı. İşte Ferguson'ın Manchester United'ı çok dominanttı. Bir dönem Bayern Münih öyleydi. Liverpool, bu Liverpool'da tarihin en iyi, en azından 21. yüzyılın en iyi takımı diyebileceğimiz bir takım halinde mi sence? Bilmiyorum. Ben Liverpool taraftarı değilim. O yüzden yani çok var Türkiye'de. Onlar muhtemelen evet der de taraftar olmayanlar acaba ne diyor diye merak ediyorum. Ben dün akşamki maç üstünden gideyim istersen. Biraz rotasyonlu bir kadro ile çıktı Klopp sahaya. İşte Firmino yedekti, Mane yedekti ki Mane'nin üstüne koya koya ne kadar iyi bir futbolcu olduğunu kanıtlaması beni gerçekten yani çok hayranlıkla izliyorum gerçekten Mane'yi. Yani Southampton döneminden açıkçası ben Southampton'dan Liverpool'a geçtiğinde bu kadar iyi bir performans sergileyeceğini beklemiyordum. Hı hı. Ama üstüne koyarak gitti. İşte Mane'nin yaptığı etki, Salah'ın yaptığı etki, Firmino, özellikle Trent Alexander-Arnold'un o da girdikten sonra oyunu değiştiren oyuncular bunlar. Dolayısıyla senin dediğine geleceğim. Ben evet o görüşteyim ben de. En iyi takımı. Tarihin en iyi takımlarından biri olma yolunda hızla ilerliyor Liverpool. Ben de açıkçası sen çok böyle Liverpool sempatizanı bir insan değilim. Ben daha çok Arsenal'ı seviyorum İngiltere'de. Çok kazanamasalar da son dönemlerde özellikle. Ama olağanüstü bir performansa imza atıyorlar. Bu arada saydığın oyuncuların hepsinin hani belirli özellikleri var. Tabii İngilizler ve altyapıdan gelenler değil ama işte Muhammed Salah, Firmino, Mane bunların hepsi belirli dönemlerinde kariyerlerinin özellikle başında geliştirici liglerden buraya doğru gelen. İşte Basel'de oynadı Muhammed Salah. Oradan Chelsea'ye geldi. Tamam çok başarılı olamadı ama döndü Roma tekrar Liverpool. Mane için Salzburg. Metz'te oynadı. Metz'ten direkt bir Premier Lig takımı ya da işte bir İspanyol takımı yapmadı. Salzburg'a gitti ki Salzburg'un bence bu konuda çok ciddi bir projesi var. Keşke takımlarımız analiz etse. Zaman zaman bunun tartışmasını yapıyoruz kulüplerimiz açısından. Hani yetiştirici kulüp projesi olan buradan Avrupa'ya tramplen olabilecek kulüp mü olmak lazım? Yoksa hani 30 yaş üstü oyunculara para veren yıldızları ya da bitmiş yıldızları diyelim. Bitmek üzere olan yıldızları buraya getirmek mi önemli? Bence birincisi daha verimli olabilir. Çünkü işte Minamino transferi en son Liverpool'un. Oyuncu açısından da hani önünü Kevin Campbell Salzburg'dan gitti. Mane Salzburg'dan gitti. Firmino Hoffenheim'dan gitti. Yani bu oyuncuların hep yetiştirici ya da tramplen olabilecek kulüplerde ya da liglerde oynaması tesadüf değil. Şimdi Kevin Campbell da Fenerbahçe'de ilgilenmişti zamanında ama Kevin Campbell da Salzburg'da yıldızı parladıktan sonra ilgilendiği için doğal olarak alması biraz zor oluyor. Şimdi 15-20 milyon eurolar seviyesine geldiği zaman oyuncu zaten Avrupa ile rekabet etme şansımız kalmıyor. Bizim belki Mane'yi Metz'ten getirmemiz gerekiyor ki burada da ikna kabiliyetimiz çok yüksek değil maalesef. Çünkü çok fazla örnek yok. İşte Bruma vardı o da istediği kariyer gidişatını yakalayamadı. Yatırım yapılmıştı. Bence çok gerisinde kaldı potansiyelinin. Bu tarafa daha yönelmek. Haaland mesela. Erling Haaland Salzburg'a gidiyor. Niye Salzburg'a gidiyor? Çünkü oradan Premier Lig'e adım atabileceğini biliyor. Yani direkt Molde'den Premier Lig takımına gitse belki sıkıntı yaşayabilir ama Salzburg'daki o hem pazarlama açısından kendini gösterme fırsatını yakalıyor. Ki gösterdi. Gösterdi. Şampiyonlar. Bir de tabii oyuncunun da yeteneğiyle alakalı ama şansı da yaver gitti. Doğru yerde olması da, doğru tercih yapması da önemliydi. Şimdi de gidip
muhtemelen bir Premier Lig takımında, yani United'dan bahsediliyor ama birçok takım peşinde koşuyor. Hı hı. Veya bir La Liga takımında olağanüstü işler yapacak yine. Şimdi hem oyuncularımız açısından Sassuolo'ya gitmesi Meri'nin mesela önemliydi. Çağlar'ın belki daha farklı kulüplerde tercih edebilirdi veya farklı ligler tercih edebilirdi Leicester'a gitmesi. Hem kulüp açısından ve kulüplerimizin politikası açısından bazı şeylerin iyi analiz edilmesinde fayda var. Şimdi Salzburg'un, Avusturya Ligi'nin, Belçika Ligi'nin bu konulardaki politikalarını bazı kulüplerimiz burada takip edebilir. Bazı kulüplerimiz burada uygulayabilir. Biz uygulamamayı tercih ediyoruz. Sanki daha karlı çıkarmışız gibi geliyor, bilmiyorum. Şimdi 3 tane oyuncu saydın. En önemli 3 oyuncusu. Evet. 3'ü de geliştirici kulüplerden ya da liglerden gelmiş oyuncular. Sanki biraz üzerinde düşmekte fayda var. Evet. Tabii bir de dün akşam da El Clasico vardı. O da son yılların herhalde en keyifsiz El Clasico'ydu. Tabii biraz da daha çok dışarıda vardı. Aynen öyle. Dışarıdaki olaylar sanki. Sebebiyle, saha dışı olayları sebebiyle ön plana çıkan bir El Clasico'ydu. Zaten ertelenen bir karşılaşma oldu. 17 yıl sonra 0-0 bitti. Karşılaşmayı izledim ben. Artık çok fazla La Liga cezbeden bir lig olmaktan çıktı. Premier Lig'in hızla yükselişi, işte Liverpool'un, Manchester City'nin geçen seneki yarışı, işte Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu, Premier Lig'in işte pazarlama stratejisi derken Premier Lig şu an için bana kalırsa dünyadaki bir numaralı lig konumunda. La Liga'dan da zaten Ronaldo'nun Juventus'a transfer olmasından sonra o bir tık o gözde olması düştü gibi La Liga'nın. Dün derbide El Clasico'da biraz keyifsiz geçti, zaten 0-0 bitti. Sen ne diyorsun bu konu hakkında? La Liga, Premier Lig tartışması dünyanın en çok izlenen ligi. Çünkü bunun pazarlamasını ve önce olduğunuz takdirde ister istemez o boşluğu doldurabiliyorsunuz. Premier Lig'de hem bu rekabetçi ortam vardı. Belki futbol düzeyi bu kadar gelişmiş değildi. Futbol kalitesi açısından da bu kadar gelişmiş değildi. Bundan 10 sene, 15 sene önce Premier Lig'le ilgili yapılan yorumların birçoğunda çok mücadele ediliyor. Herkes herkesi yenebiliyor düşüncesi hakimdi. Şimdi Premier Lig'le ilgili biraz daha gelişmiş futbol yorumlarına geçiyoruz. İşte Liverpool'un oynadığı futbol, Klopp, tabii teknik direktörlerin de bunda çok büyük katkısı var. Pochettino'nun Tottenham'ı çok büyük katkı verdi. Jose Mourinho buraya çok şey kattı. Jose Mourinho'nun gelmesi bence Premier Lig'in bu hani hegemonyasında çok önemli adımlardan bir tanesiydi. Hem tabii çok önemli teknik direktörler vardı. Alex Ferguson ve Arsene Wenger, ama onlara replik verebilecek, onların belki o düzenini bozabilecek bir adam geldi ve oradaki meseleyi, ışığı futbolculardan saha içinden biraz da saha kenarına ve yedek kulübesine çekti. Bu önemli hamlelerden bir tanesiydi. Tabii oyuncu transferleri, bütçeler, yayın gelirlerinin çok artması, hani bunu Asya'ya açılıp dünyanın birçok noktasında ama özellikle Asya pazarına odaklanıp yayın gelirlerinin çok rekor seviyelere ulaşması, hem maaş açısından hem oyunculara ödenen bonservis açısından ellerini rahatlattı Premier Lig kulüplerine. Bu tesadüfi bir olay değil. Yani Premier Lig kendi kendine bir anda öyle çok izlenen lig olmadı. Bunun hazırlanması yapılıyordu. Ama La Liga için mesela şunu da söyleyebiliriz. Javier Tebas, La Liga'nın patronu, bu konuda çok büyük çalışmalar yapıyor. Gidiyor Asya'da anlaşmalar yapıyor, geliyor Türkiye'de anlaşmalar yapıyor. Liglerle, sponsorlarla, oradaki yayıncı kuruluşlarla anlaşmalar yapıyorlar. Hatta şimdi futbolcular bunu reddettiler. Ama hani bazı maçları Asya'da oynayalım, bazı maçları işte belki El Clasico'yu Amerika Birleşik Devletleri'nde oynayalım. Hani NBA'in Meksika'da oynadığı, geçti iki hafta önce vardı. NBA'in Meksika'da oynadığı maçlar gibi, işte veya Londra'da oynadığı maçlar gibi, biz de La Liga'nın bazı maçlarını dünyaya tanıtabilmek için böyle hamleler yapalım istiyor. Şu an Futbolcular Birliği orada çok o konuda sıcak bakmıyorlar ama. Bu arada şey için, Copa del Rey için Suudi Arabistan'la anlaşma imzalandı. Evet. Bir de formatı da değişti. Final Four şeklinde yapacaklar. Yani bu konuda çaba da sarf ediliyor. Evet, La Liga eskisi kadar yıldızlar topluluğu değil. Cristiano Ronaldo'nun gitmesi ister istemez zedeledi ligin değerini. Neymar için aynı şey geçerli. Çok çabaladı mesela. Tebas, ligin sahibi, Neymar'ın gitmemesi için çok çabaladı. Geri dönmesi için de çok çabalıyor. Evet. Doğal olarak hani ligi yönetirken ligdeki oyuncuların kalitesinin yüksek olmasını istiyorsun. Ama bununla beraber pazarlama çalışmalarını da takdir etmekte fayda var. El Clasico'ya gelecek olursak, Zinedine Zidane Barcelona'ya karşı savunma önlemi açısından en başarılı teknik direktör olabilir. Hani bunu birkaç sezondur görüyoruz. Yine en başarılı teknik direktör olduğu performansa imza attı. Deplasmanda elde edebileceği bence en iyi neticeydi Real Madrid'in. Puanları eşit bu arada.
Evet, puanlar eşit ve kötü başladığı bir sezondan bahsediyoruz. Hı hı. Eleştirildiği bir sezondan bahsediyoruz ve hem şampiyonluk yarışında hem Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yarışında var olan bir Real Madrid var. Barcelona açısından ben hala yani evet çok iyi bir kadro, tartışmasız dünyanın en iyi kadrolarından bir tanesi ama teknik direktör açısından hala bir ısınamamışlığım var Valverde'ye. Dün akşam o da benim aklıma geldi biliyor musun izlerken. Yani hayatını kaybeden Valverde'nin Valverde diyorum. Villanova'dan sonra çok hızlı tabii ki reaksiyon göstermeleri gerekiyordu hemen teknik direktör alındı falan. O olsaydı belki daha farklı o Barcelona ekolünden devam eden bir yapıyla hayatını sürdürebilirdi Barcelona. Bobby Robson'ın belgeseli vardı. Ben biraz beklettim. İzleyenler vardır. İzlemeyenler için de tavsiye ederim. O videoların bulunduğu platformda. Şimdi isim verince de yanlış oldu. Yanlış anlaşılıyor. Reklam olmuş gibi. O belgeselde Barcelona'nın nasıl bir yapıda olduğunu görebiliyoruz. Bu Real Madrid için de geçer. Nasıl bir yapıda olduklarını görebiliyoruz. Yani Bobby Robson geliyor, kazanabileceği kupaların %90'ını kazanıyor. Olağanüstü bir finalle Atletico Madrid Kral Kupası'na yeniyor vesaire. 2 yıllık anlaşması olduğunu zannediyor ama işte Louis van Gaal'i getiriyorlar. Çünkü yeni bir nefes lazım. Teknik direktör de yıldız olması, star olması gerekiyor. İşte Johan Cruyff'ler, işte Frank Rijkaard'lar, Guardiola'lar, oraya gelen teknik adamların hepsi belirli statü ya altyapıdan gelip ya altyapıda çalışmış olan ve kulübün efsane Luis Enrique gibi işte ya da kulüpte oynamış olan Guardiola gibi ya da hani çok olağanüstü teknik adamlar getiriyorlar. Şimdi Valverde iki sınıfa da çok uyan bir teknik direktör değil. O yüzden benim biraz o konuda çekimser kaldığımı söyleyebilirim. Mücadele çok iyi bir mücadele değildi ama hani maçın oynanmış olması bile bir mucize. Yani dünkü karşılaşmanın oynanmış olması bir mucize. Tarihte ilk kez aynı otelde kaldı iki takım. Hakemlerle birlikte bu arada. Normalde yasak. Sonrasında olaylar da çıktı yine bu arada. Devam evet, etti evet. Yani. Hem öncesinde hem sonrasında 21 kişi miydi? 21 kişi. 5 kişi de galiba gözaltına alınmış. Öyle. Yani maçın oynanması mucizeyken çok fazla bir performans beklemek de sanki doğru olmaz gibi. Evet, bugünlük noktalıyoruz futbolneti. Çok teşekkür ederiz herkese bizi izlediğiniz için. Tekrar karşınızda olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın.